geldiğim ben size artık. Çocuklar değil artık. Genç oldunuz. Büyüdünüz artık. Büyüksünüz. Evet. Günaydınlar bakalım. Gezerlik okulu dersleri aldılar. Ve her hafta oluşturdukları metinlerde, katkılarda bir kitap ortaya çıkardılar. Yani, Teknofest'te zaten 4 tane projemiz var. Öyle mi? Hadi maşallah. İnovatif fikirler ilk konuda 4 proje bizim ikisi bu sınıf. Şeyin, derimin yanı. Derimin, evet. Şimdi çocuklar, gerçekten bu yaşlarda hayal kurmak çok önemli. Okumak çok önemli. Hele ki okuduğunu anlamak, yorumlamak ve bu hayalleri bir kitapla buluşturmak çok daha kıymetli. İnşallah bu kitabımız sizler için bir başlangıç olsun. Neydi o kitabın adı böyle? Gizemli olmanda futbol maçı. Ha biz bunu şeyle beraber yine Gençlik ve Spor Bakanlığı var, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz var. Onların da gençlik üzerine çalışmaları var. Bizde zaten sermaye bizde gençler, siz gençler varsanız onlarla beraber böyle bir çalışma yapıyoruz. Öğretmenim, burası sınıfın, burası Nazifiye'nin, burası bir kulüpte. Yani oradan isteyen kitap koyup alabiliyor ama burası sadece kulüpte olanlar. Şimdi ben böyle bu kitabı okuduğumda gizemli bir dünyaya doğru yolculuk mu yapacağım? Evet. Vay be. O zaman ben bunu bu akşam bitirmem lazım. Vallahi bence... ben çıktığı günde bitirdim zaten kitabı. Tamam, ben de aynı sana katılıyorum. Ben de çıktığı gün, bana teslim edildiği gün, sayın müdürüm ben de bugün bu kitabı bitireyim inşallah. Kaftanına falan götürüyor mu? Böyle o devlerin dünyasına veya ormanda farklı duygular yaşatacak o zaman. Evet. Ne dersiniz? Evet. Peki o zaman size söz veriyorum. Bu kitabı bu akşam okuyorum ve size inşallah dönüş yapıyorum. Ne güzel, teknolojiden de uzak kalmamışsınız. Teknofest'te de varız. Başka? İnovatif fikirler, yeni yaklaşımlar, farklı hayaller. Emine, peki seninle böyle ilerleyen zamanda sen büyüdüğünde karşılaştığımızda seninle ne olarak karşılaşacağız? Ressam. Ressam. Oo. Evet hanımefendi, seninle nerede karşılaşacağız? Öğretmen, böyle bir sınıfa girdiğimizde, aman ismin neydi? Aha, Özlem öğretmenin sınıfı bu mu? Hacer öğretmenin sınıfında o yazarlık akademisinden mezun olmuş, hayalleri olan ve öğrencilerine bu hayallerini aktaran Özlem öğretmenin sınıfı. Genç yazarlar, size çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık diyoruz. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Hadi hoşçakalın.